işte prostat dedik. Genel olarak cinsel sorunlarda kullanılan bir takım ilaçlar da var mı? Var evet. Ama Necip Bey Var. bir şey söylemek istemişti de. Peki bir konuklarımıza birazdan Ha. döneceğim. Şimdi cinsellikle ilgili Çin'de üretilen, yetişen bir bitki var. Epimedium pirevicornum Latincesi. Bu bitki Çin'de çok zengin, 4000 yıl önce çok zengin varlıklı bir ailenin oğlunu everiyor. Ama aylar geçmesine rağmen ailesi hamile kalmıyor. Adamcağız yani babaları düşünüyor düşünüyor ne olacak bu problem diye. Ülkenin bütün hekimlerini çağırıyor oğlunun tedavisi için. Hiçbir şey yapamıyorlar. Bir çoban elinde bir çuval otla geliyor. Diyor ki ben diyor keçileri falan bölgede otladığım zaman hayvanlar daha aktif cinsel bakımdan. Nedir bu diyor? Şu. Ya gidişine diyor otlarla olur mu? Dünyanın en meşhur hekimlerini getirdim. Çare bulamadılar diyor. Kovuyor adamcağızı. O da otu orada bırakıyor gidiyor. Orada oğlu da bakıyormuş. Gizliden gizliye otu alıp saklıyor. Gizli gizli içiyor. Yani belki faydası olur diye. 3 ay sonra ailesi hamile kalıyor ve o günden bugüne kadar 4000 yıldır Epimedium cinsel performans artırıcıdır. Biz çok özel bir formül geliştirdik. Keçi boynuzu, ginseng, ginkgo, damiana, damiana Meksika'da yetişir. Keçi boynuzu Türkiye'de. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan bir macun. Ve Hazırlıyoruz. bunun kapsülü de Bu var. cinsel performansı Evet. arttırıyor. Kullandığı zaman hiçbir yan etkisi yok. Tansiyona, nabza, kimyasal Önemli ilaç. olan zaten yan etkisinin de olmaması tabii Evet. yani bir yandan Kimyasal bir şifa ilaçların ama bulmaya yan tesiri çok çalışırken büyük. yan etkiler olabilir bir takım. Kimyasal ilaç kullanan bazı kimyasal ilaçlar ölüme sebep oluyor. Bazı kimyasal ilaçlar Kişilerle konuşuyorsunuz ama değil mi? Yani tabii. tabii bir takım ürünleri Tabii. verirken işte ne tür rahatsızlıkları var onları da Ha soruyorsunuz. bunların tansiyona, nabza, kalbe hiçbir etkisi yok. Negatif Peki etkisi bir telefonumuz var hemen onu alalım. Ankara'dan Kudret Kadıkıran bizi arıyor. Kudret Hanım televizyonunuzun sesini kısarsanız seviniriz. Alo. Peki Kudret Hanım düşmüş. Fatma Bayram Sakarya'dan bizi arıyor. Efendim. Fatma Hanım. Buyurun. Buyurun, sizi Ben dinliyoruz hemen. yıllar önce bir rahatsızlıklarım vardı. Ellerimde kaşıntılar. Gittim ekzema olduğunu söylediler bana. Evet. Ben bunun için doktor bana bir kortizon ilacı kullandı. Bu kortizon ilacından sonra da bütün vücudum kızardı ve kabardı. Kaşıntılarım çok fazla azdı. Gittim, çok tahliller yapıldım ama bir çaresi olmadı. En son gittiğim doktorlar bana birisi sedef dedi. Diğer gittiğim doktor da bana sedef dedi 60 yaşında olmaz dedi. Ben 57 yaşındayım. 50-60 yaşında sedef olmaz dedi. Sedefin yaşı çok küçük dedi. Bu dedi alerji dedi. Karaciğerden gelen bir rahatsızlık dedi. Verdiği tedaviden fayda görmedim desem yalan söylerim. Gördüm. Biraz bir rahatladım. Sonra? Ondan sonra şimdi o kızarıklar biraz geçti ama kaşıntılarım halen devam ediyor. Sürekli ilaç kullanmak zorundayım. Kullandığım halde sürekli kaşıntım var. Evet. Ben bu kaşıntıların önünü alamıyorum. Nasıl yapacağız? Peki, Evet. teşekkür ediyoruz. Bizi yayından takip edebilirsiniz. Bir Geçmiş olsun diyoruz. Ben de birçok teşekkür ederim. hastalıkta kortizon kullanılıyor. Maalesef rahmetli Bülent Ecevit'e de uzun süre kortizon verildi. Ne oldu? Adamcağızın bütün kemikleri cam kemik oldu. Özel asansör yaptılar. Hafızası gitti. Sadece hanımını hatırlar hala. Yüzü şişti. Kortizon uzun süre kullanılırsa böbrek üstü bezelerine zarar verir. Deriyi inceltir, kemikleri kırılgan cam gibi kırılgan hale getirir, hafızayı yok eder. Yan tesirini saymak için ayrı bir kitap yazmak gerekir. Şimdi bu gördüğünüz bitki Hamamelis virginiana. Hamamelis Türkçe karşılığı cadı fındığı. Fındığa benzer ama yenmez. Bu nedenle cadı fındığı denir. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Hamamelis
ekzemanın her türüne karşı etkilidir. Bizim de bununla ilgili çok özel bir formülümüz var. Hamemelis forte. İçerisinde biraz önce söyledim sedefe karşı mahonya ve laden gülü. Laden gülü de atopik ekzemaya, sulu, kaşıntılı, kabarcılı ekzemaya karşı etkili. Hı hı. Mahonya, bu bitki Türkiye'de yetişir. Mahonya. Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde yetişir. Milyonlarca ton var mahonya. Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese atopik ekzeması olan kaşıntılı, kabarcıklı, sulu ekzemaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Türkiye'de milyonlarca ton yetişir fakat kimse bilmez. Fakat bunun türleri var. Çeşit türleri var. Bununla da ilgili çok özel bir formülümüz var. Laden gülü forte. Kapsülü var. Ama bayanda sadece ekzema değil, aynı zamanda bağırsak ve karaciğer problemi var. Yani mide, bağırsak, karaciğer. Bunlar tedavi edildiği zaman kendiliğinden geçecek hiçbir şey kalmaz. Geçecek.